Diyanet eliyle yürütülen bütün politikalar Alevi Hakikat tarafından boşa çıkartılınca bunun yerine özellikle Diyanet'in dışında bir kurum oluşturarak, Kültür Bakanlığı'na bağlanarak biraz daha Alevi'nin işte kültürdür, Alevilik işte şöyledir, böyledir diyerek de aslında bulanıklık yaratılmak istendi ve bunun üzerine bu başkanlık kuruldu. Diyanet'in başaramadığını, 100 yıldır başaramadığını CEME Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kurum vasıtasıyla başarmak istiyorlar. Aleviler özneyken, Aleviler üzerinde bir çalışma yapılırken Alevi kurumları tanımıyor, Alevi toplumsallığı tanımıyor. Bunun yerine ne yapılıyor? Daha çok şimdiye kadar Diyanet eliyle yapılmak istenenin aynısı başkanlık üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Ne yapılmak isteniyordu? Diyanete bağlı bir süreç yürütmek, yani İslamçileştirmek, Sünni içileştirmek ve Hanifileştirmek. Bu süreci aslında tekleştirme olarak da tarif edeceğimiz bir noktada duruyor. Tek devlet, tek millet, tek din, din olgusu üzerinden bu süreci yürütmeye çalışıyorlardı. Bugün Aleviliği de bir şekilde buranın içerisine entegre etmeye çalışıyorlar. Diyanetin başarmadığını, tekrar ediyorum, Diyanetin başarmadığını aslında CEME başkanlığı kurarak başarmak istiyorlar. Biz her ne kadar Kültür Bakanlığı'na bağlı desek de bütün o zihniyet altyapısı, bütün bu projelendirme sürecinin tamamı aslında Diyanet'le bağlantılı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlantılı bir süreç olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yüzlerce cemevi, yüzlerce köy, Alevi köyü dolaşılıyor. İşte ihtiyacınız nedir sorusu soruluyor. Bu ihtiyaç daha çok Alevi hakikatinin tanınması, Alevi hakikatinin bu toplum nezdinde, bu ülke nezdinde kabulünden öte işte bir torba çimentoya, iki beyaz sandalyeye bağlama sürecine, yani ne ihtiyacınız var sorusunun altında aslında ortaya çıkan tablo, biz 3 yıldır bunu görüyoruz. Bu tablo Alevi hakikatini tanıyına cevap vermiyor ama işte neye cevap veriyor? Bir torba çimentoya cevap veriyor. Bir masaya cevap verebiliyor, bir sandalyeye cevap verebiliyor. Alevi hakikatini bir sandalye, bir masayla, bir çimentoyla nasıl bağdaştırabiliriz? Hem Alevi hakikatiyle ters düşen bir yerde duruyor hem de Alevi toplumunu aslında bir şekilde kendisine bağlama, ondan sonra gerçek sorunlarını, gerçek beklentilerini görmekten uzak bir yere taşıma sürecini yürütüyor. Aslında bu da bir politika. Yani siz bunları konuşmayın, hakikati konuşmayın, Alevi toplumsallığını konuşmayın. Onun yerine bir torba çimento yetinin, onun yerine bir sandalyeye, bir masaya, İşte yapacağımız, vereceğimiz 3-5 şeye tamah edindir. Aslında kurumun kendisine bir tepki var. Ama kurumun kendisine duyulan tepkiyle ortaya çıkan pratik bence çok da örtüşen bir yerde durmuyor. Ama bugün aslında Alevi inkarını başka bir noktaya taşıyan bir projeyle karşı karşıyayız. Bir iktidar projesiyle, bir iktidar çalışmasıyla karşı karşıyayız. Şunun altını çizmek isterim. Bu Aleviler tarafından yapılıyor. Alevi, bir Alevi eliyle, kendine Alevi diyen birileriyle yok etmek istiyorlar. İyi diş etmek istiyorlar ve İslamçileştirmek istiyorlar. Şimdi bu tehlike Alevi kurumları tarafından aslında her ne kadar kurumsal olarak red yaşansa da, biz kabul etmiyoruz deseler de aslında toplum olarak ya da işte yöre dernekleri, ondan sonra bağımsız cemevleri ve benzeri bazen de federasyonlar eliyle bu sürece dahil oldular. Artık işte dedeler eliyle kendine bağlama süreci var. Maaşlı dedeler oluşturmaya çalışıyor. Bundan öte sadece isimler üzerinden bir süreç yürütmüyorlar. Hacı Bektaşi Veli etkinliklerinde, anma etkinliklerinde olduğu gibi mekanına saldırı var. O mekanla beraber düşünceye saldırı var. Kafa karışıklığı ve bunalıklık yaratmak istiyorlar. Ve bunu tırnak içerisinde belli yönleriyle başarıyorlar. Çünkü aynı ana kurulan, aynı anda kurulan eyleme etkinlikler kendi içerisinde aslında devlet eliyle, iktidar eliyle boşaltılmak isteniyor. İşte bunu dergahlar ele geçirildiği zaman çok net görüyoruz. Dergahlar ele geçirildi, ele geçirildikten sonra işte 1400-1500 yıllarda, 1600-1800 yıllara yaklaşık 500 yıldır dergahlar bizim elimizde değil. Şimdi dergahlar kimin elinde? O dergahlar ne kadar Alevi dergahı olduğunu biz biliyoruz. Şimdi sünnileşmişler. Bugün aynı şeyi yaşayacağız. Bu tehlike var. O yüzden Alevi kurumları bu tehlikeye karşı sadece sloganvari hareketlerle, sloganvari hallerle ya da bir yazılı açıklama yaparak altına işte onlarca federasyonun ya da şeyin ismini yazarak mücadele edemez. Ne yapmalı?
asıl problemin yerelde olduğunu görmeli. Asıl problem derken işte tanımama, görmeme, gidip konuşmama, onu harekete geçirmeme, karşı duruşunu sağlamama ve benzeri meselelerden kaynaklı. İşte CME başkanlığı bunlara sızıyor. Belki Alevi kurumları, federasyonlara buna karşı ama şüpheleri ya da beraber hareket ettikleri yöre derneklerin bazıları onlarla işbirliği yapabiliyor. Başkanlıkla işbirliği yapabiliyor. Bunu da çeşitli gerekçelerle sunabiliyorlar. Şimdi buna karşı sadece işte biz bunları kabul etmiyoruz diyerek yürünmez. Buna karşı daha derli toplu bir süreç yürütülmeli. Harekete geçilmeli. Bu harekete geçme halinin hem tarihsel arka planını da görerek hem bu direniş Alevi tarihinin direnişçi halini de ortaya görerek, ortaya koyarak aynı zamanda geleceğe dair de gençlere, kadınlara, çocuklara bir bütün toplumun kendisine dair umut olabilmeliler. Alevi kurumları umut olmayı başarabilmeliler, umut olmalılar. Bugün kelime olarak bir tanıma süreci olsa da zihniyet olarak inkar devam ediyor. Bizim bunu görmemiz gerekiyor. O yüzden uzak durmak her şeyden önce daha önemli, daha değerli bir yerde duruyor. Bir daire başkanına bağlı bir Alevilik gerçekliği zaten Alevinin kendisiyle bağdaşan bir yerde değil. Başta bir problem var. Yani biz bir yere bağlanalım istemiyoruz ki. Hadi Alevi toplumu bir yere bağlansın istemiyor ki. Alevi toplumu kendi inancını, kendi mecrası içerisinde yaşamak istiyor. Bu kadar net. Alevilerin elbette ki sorunları var. Elektrik sorunu var, su sorunu var, imar sorunu var, benzeri sorunlar var, inkar asimilasyon sorunları var, eğitimde yaşadıkları sıkıntılar var, evleri hala çarpı işaretiyle çarpılanıyor, Maraş Çorum havzası hala karşımızda duruyor. Bunlara karşı verilmiş tek bir şey yok, tek bir cevap yok. Devlet hala bu inkara devam ediyor. Katliamla yüzleşmiş bir gerçeklik var mı? Yok. Olmadığı zaman o zaman karşımızda duran şeye karşı bizim daha dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyor. Diplomasi evet yürütülmeli, diplomatik bir dil olmalı ama bu diplomatik dil ilkeler çerçevesinde kurulmalı. İlkeler bir şekilde üzeri örtüldüğü zaman, ilkeler yerine başka şeyler ortaya konulduğu zaman bu da elbette ki kafa karışıklığına, toplum içerisinde kafa karışıklığına neden olacak. Çünkü işte bir köyün cemevi daire başkanına bağlanıyor, karşısındaki bağlanmıyor. O köyün cemevine her şey getiriliyor, diğeri köylü diyor ki ya oraya gidiyor niye bize gelmiyor? Şimdi bu başı başına problemler böyle üst üste koyduğumuz zaman temelinde dediğim gibi buna karşı oluşacak şey yani ülkücü olması olmaması meselesinden öte bu zihniyetin binlerce yıldır devam ettiğini anlamak ve buna karşı da yek vücut olmak, iri olmak, diri olmak, bir olmak. Osmanlı'nın son yıllardan itibaren Alevi toplumuna özellikle Alevi çocuklarına onları asimile etmek üzerine kurulu bir sisteme dönüştü. Bugün karşımızda olan şey daha farklı bir noktaya taşınıyor. Artık Milli Eğitim Bakanlığı sadece bir projeyle bu süreci yürütmüyor. Bildiğiniz Milli Eğitim Bakanlığı şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yan kolu olmuş durumda. Bunu böyle görmek gerekiyor. Tek başına karar veren bir mekanizma olmaktan çıkmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yan kolu, bir daire başkanlığına dönüşmüş durumda. Diyanet nasıl bir mantıkla hareket ediyorsa onun aynısını biz Milli Eğitim'in müfredatında görüyoruz, yaklaşımında görüyoruz, konuşmasında görüyoruz ve benzeri işleyişinde görüyoruz. Buna karşı özellikle Milli Eğitim'in ortaya koymuş olduğu şeyler çocuklara dönük, özellikle Alevi çocuklarına dönük asimilasyon politikasını daha da derinleştirmek. Anaokuluna yaymak, ilkokula yaymak, ortaokula yaymak. Yani aslında susturulan, sünnileştirilmek istenen, ondan sonra hanifleştirmek istenen bir Alevi gerçekliği var. Alevi çocuk gerçekliği var. Alevi genç gerçekliği var. İşte buna karşı aslında asıl meselemiz bu olmalı. Yani bizim eforumuz, emeğimiz, mücadelemiz daha çok bu noktada gerçekleşmeli. Çünkü geleceğimiz karartılmak isteniyor. Nasıl ki başkanlık kurarak Alevi toplumsallığı bulanıklaştırmak isteniyor, Alevi gerçekliği, hakikati bulanıklaştırmak isteniyorsa benzer bir programın milli eğitim içerisinde gerçekleştiğini görmeliyiz. Buna karşı aslında en büyük meselemiz, en büyük sorunumuz bu döneme dönük, en büyük projemiz de bu olmalı. En büyük mücadele hattımız bunun üzerine kurulmalı, eğitim sistemi üzerine kurulmalı ama ne yazık ki belli dönemlerde böyle yükselen, belli uzun bir zamanda sönümlenen bir mücadele hattı var ne yazık ki. Bunu yeterince bir ivme kazandıramıyoruz. Alevi kurumları, Alevi toplumun bunu ikinci plana itmiş durumda ne yazık ki. Çok da üzerinde duracak bir yerde durmuyor. Her ne kadar laiklik meselesi üzerinden bir tartışma yürütülüyor olsa da işte bir eğitim müfredatı, işte yüzyılın
projesi, yüzyılın müfredatı, işte Maarif model gibi sunumlar gerçekleşse de buna karşı belli yerlerde açıklamalar olsa da bu açıklamaların bence yeterince bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Önümüzde duran şey böyle açıklamayla açıklanabilecek, onunla bertaraf edilecek bir yerde durmuyor. Sadece bir proje bile tek başına ÇEDES projesi başta olmak üzere onlarca proje, yüzlerce proje yürütülüyor. Dernekler aracı artık Milli Eğitim yetmiyor. Dernekler aracıyla, bağlı kurumlar aracıyla, kendi etrafındaki oluşturduğu şuraka aracıyla bunu yapmaya çalışıyor. Yani topyekun bir saldırı söz konusuyken bizim sadece bir açıklama yaparak, sadece böyle cılız yürüyüşler yaparak buna karşı çıkabileceğimizi sanmak bence başka bir şey. Bunun yerine özellikle veliyi bilgilendiren, veliyle iletişim kuran, ondan sonra öğrenciyle iletişim kuran, bunun şimdiden bence gecikmiş bir noktadayız. Şimdiden bunun hareketini ortaya çıkartacak bir yerde bir sivil itaatsizlik dönüştürmek zorundayız. Bunu yapılmazsa daha büyük tehlikeler karşımıza çıkacak. Yarın Aleviliği konuşmayabiliriz mesela. Çünkü burada yetişecek çocuklar bir nesil, iki nesil sonra Aleviliği zaten unutacak. Zaten bir bütün olarak Alevilik unutulmak isteniyor, Alevilik asimile edilmek isteniyor. Bunun için yol yöntemler her bir şekilde yürütülüyor. Büyük bir taarruz var ama buna karşı bu mücadele hattının, bu direniş hattının da oluşturulması özellikle Alevi kurumlarının boynunun borcu diyelim.